Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün de sizlerle bu gördüğünüz örgü modeli nasıl örülür onu paylaşmak istiyorum. Modelimiz bakın bu şekilde kendinden oymalı olarak örülmeye başlandığında bu şekilde ortaya çıkıyor. Bu yüzden altına ayrıyeten lastik örmemize de gerek yok. Şöyle yandan da bakalım modelimize. Ben 3 renk olarak çalıştım. Beyaz ana renk. Arasına da 2 farklı renk kullandım. Sizler isterseniz bu araya kullandığımız renkleri arttırıp daha fazla renkle de yapabilirsiniz. Bu şekilde evde kalan iplerinizi de değerlendirmiş olursunuz. Ya da sadece 2 renk olarak da yapabilirsiniz. Şöyle bir modelin arka yüzüne de görelim. Yapılışı oldukça kolay bir model. Böyle bakıldığında sanki zor bir modelmiş gibi görünüyor. Ama şimdi yaparken göreceksiniz. Zor bir model değil. Şimdi dilerseniz vakit kaybetmeyelim. Modelin anlatımına hep birlikte geçelim. İki renk üzerine yine anlatımını yapmak istiyorum. Açık renk ipimizle öncelikle ilmeklerimizi atarak modelimize başlıyoruz. İki şiş üzerine ilmeklerimizi atarsak alt kısmı oymalı olduğu için şu oyma kısmında kasma problemi yaşamamak için dediğim gibi iki şiş üzerine ilmeklerimizi atarak başlıyoruz ki daha gevşek bir başlama olsun. Şimdi modelin ilmek sayıları da 15 ilmek ve 15 ilmeğin katlarından oluşuyor. Yani her bir model için 15 ilmek atıyoruz. Artı 2 tane de kenar ilmeği. Ben şimdi iki model üzerinden anlatım yapacağım için 15 artı 15 30 ilmek. 2 de kenar ilmeği 32 tane ilmek atıyorum. Şişime 32 tane ilmeğimi attım. Şimdi bu şişlerden birini ilmeklerin içinden dikkatlice çektim. İlmeklerimi kaçırmadan. Şimdi bir sıra ters olarak örüyorum. Örgüme bir zemin hazırlamak için. Şişimdeki bütün ilmekleri bu şekilde ters örgü olarak sıranın sonuna kadar örüyorum. Bunu yapmak zorunda değilsiniz. Direkt ilk sıradan modeli kurmaya da başlayabilirsiniz. Son kenar ilmeğimi düz örerek ilk sırayı tamamlamış oldum. Şimdi çevirdim. Burası örgümüzün ön yüzünü oluşturacak. Ön yüzdeyken modeli kurmaya başlıyoruz. Öncelikle kenar ilmeğimi örmeden aldım. Sıraya bu şekilde başladım. Sıradaki ikinci ilmeğin bu şekilde yönünü çevirdim. Şimdi bu yönünü çevirdiğim ilmek 1, yanındaki 2, 3, 4. Toplam 4 ilmeği birlikte düz olarak örüyoruz. Bakın 4 ilmeği şişime aldım. Ve düz olarak ördüm. Hemen yanındaki ilmeği düz ördüm. Bir kenar ilmeği, 4 ilmeği birlikte düz ördük ve bir tane tek olarak düz ilmek ördüm. Şimdi arttırma kısmına geldim. Bir doladım, bir düz ördüm. İkinci kez doladım, bir düz ördüm. Üçüncü kez doladım, bir düz ördüm. Dördüncü kez doladım, bir düz. Beşinci kez ilmek doladım, bir düz ördüm. Altıncı kez doladım ve bir düz ördüm. Şimdi 6 tane ilmek doladık ve her ilmeğin doladığımız ilmeğin aralarına da düz ilmekleri örmüş olduk. Şimdi burada yine kesme işlemimiz var. İpimi örgümün arkasına alıyorum. Bakın sıradaki 4 ilmeği 1, 2, 3, 4. Şöyle, önce şöyle bir açtım bakın ilmekleri rahat olsun diye. Ön taraftan batıp bu 4 ilmeği sağa yatacak şekilde düz örüyoruz. Dört ilmeği sağa doğru kesmiş oldum. Şimdi sıradaki 4 ilmeği de sola doğru. Önce ilk ilmeğin yönünü çeviriyorum. 1, 2, 3, 4 tane ilmeği bakın şişe alıp 4'ünü birlikte düz olarak örüyoruz. Hemen devamına bir tane tek olarak düz ilmek ördüm. Şimdi tekrar arttırma yerindeyim.
Bir doluyorum, bir düz. İkinci kez doladım, bir düz. Üçüncü kez doladım, bir düz. Dördüncü kez doladım, bir düz. Beşinci kez doladım, bir düz. Ve altıncı kez doladım, bir düz ilmek ördüm. Şimdi yine burada kalan 5 ilmeğimiz var. Bu kenar ilmeği. Bu 4 ilmeği de kesiyoruz. Ve önden batıp sağa doğru. Sıranın başında sola doğru kesmiştik. Sonda kalan 4 ilmeği de sağa doğru kestim. Kenar ilmeğimi de örerek sıramı tamamladım. Modelimizi bu şekilde kurmuş olduk. Şimdi çevirip arka tarafa geldiğimde arkada ilmeklerin tamamını ters olarak örüyorum. Yine beyaz ipimle. Doladığım ilmekler de dahil, ilmeklerin tamamını ters olarak örüp sırayı tamamlıyoruz. Son kenar ilmeğime gelene kadar ilmeklerimi ters örmeye devam ettim. Son kenar ilmeğimi de düz örüp sıramı tamamladım. Şimdi döndüm, tekrar örgümün ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden alıp sıraya başladım. Ve ön yüzde de bütün ilmeklerimi bir sıra boyunca düz örüyorum. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde düz örmeye devam ediyoruz. Bu da modelimizin son sırası olmuş oluyor. Şimdi beyaz ipimizle ilk modelimizi tamamladık. Örgümüzün arka tarafını çevirdiğimizde burada ikinci renk ipimizi örgümüzün kenarından bağlıyoruz. İkinci rengimi bağladım. Şimdi ikinci renk ile örgümüze devam edelim. Kenar ilmeğimi yine örmeden alıp sıraya başladım. Örgümün arka tarafındayım ve bütün ilmeklerimi fuşya rengimle ters olarak örüyorum. Örgümüzün arkası sürekli ters örgü olarak örülüyor. Son kenar ilmeğime kadar ilmeklerimi ters ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek sırayı tamamlamış oldum. Şimdi döndüm, tekrar örgümüzün ön yüzündeyiz. Bu altta yaptığımız ajurlu sıranın tekrarını yapıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Hemen devamındaki ilmeği önce yönünü çevirdim. Ve yanındaki 3 tane ilmeği de alıp bu 4. ilmekle birlikte, bakın, 4 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Hemen yanına bir tane tek olarak düz ilmek ördüm. Altta yaptığımız işlemler tekrar ediyoruz. Bir doladım, bir düz. İkinci kez doladım, düz ördüm. Üçüncü kez doladım, düz ördüm. Dördüncü kez doladım, düz ördüm. Beşinci kez doladım, düz ördüm. Altıncı kez doladım ve düz ördüm. Sizler de bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 diye sayarsanız modeli örerken daha işiniz kolay olacaktır. Şimdi tam orta kısma gelmiş olduk. Burada sıradaki 4 ilmeği ön taraftan batıyoruz. Şöyle hafifçe açalım. 4 ilmek olduğu için biraz kesmesi problemli olabilir. Bakın, önden battım. Sağa doğru kestim. Şimdi devamındaki ilk ilmeği yönünü çevirdim. Ve yine 4 ilmeği sola doğru kesiyorum. Burada 2 tane kesme işlemi yan yana yapıyoruz. 4 tane ilmeğimi sola doğru kesiyorum. Ve yanına bir tane düz ilmek ördüm. Burası modelimizin tam da orta kısmı oluyor. Şimdi yine arttırma yerine geldik. Bir doladım, düz ördüm. İkinci kez doladım, düz ördüm. Üçüncü kez doladım, düz ördüm.
Dördüncü kez dolayıp düz ördüm. 5 ve 6. 6 kez doladık. Aralarına da düz ilmek ördük. Şimdi kalan 4 ilmeği önden batıp sağa doğru kesiyoruz. Dört ilmeği sağa doğru kestim. Son kalan kenar ilmeğimi de yine düz örerek sıramı tamamlamış oldum. İkinci rengimize de bu şekilde geçmiş olduk. Şimdi arkada ilmeklerin tamamını ters olarak örelim. Örgümün arkasında ilmekleri yine ters olarak ördüm. Kenar ilmeğimi de düz örerek tamamladım. Şimdi ön yüzde de yine bir sıra bütün ilmekleri düz olarak örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde düz örgü olarak tamamlayalım. Ön yüzde de ilmeklerin tamamını düz ördüm. İkinci rengimi de bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi arka tarafa geçtiğimizde tekrar beyaz ipimizle altta yaptığımız işlemleri tekrarlayarak bir sıra beyaz, bir sıra fuşya olarak örmeye devam ediyoruz. Modelimiz bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Faydalı bir video olmuştur. Şöyle yapalım. Örmek isteyen arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.